Günaydın canlarım, günaydın güzellerim benim. Bugün 2 Aralık 2018 Pazar. Saat sabah 10. Geçmişten bahsedeceğim. Evet. Yine öyle karar verdim. Yine kendimden söz edeceğim. Kusura bakmayın diyeceksiniz ki ya arkadaş biz ne yapalım senin hayatını ya. Bize başka bilgiler var. Benim hayatım da ilginç bir hayat ya. Lütfen dinlerseniz çok sevinirim tabii. Ve izleyerek dinlerseniz de sevinirim. İzlemeden dinlerseniz de sevinirim. Yıl 1971 Aralık ayı. Şişli Düğün Salonu'nda Gölgeler Orkestrası'nın soru isteyeyim. Evet. Bizim düğün salonumuz aynı zamanda bazen film platosu olarak da kullanılıyor. Ve Tugay Toksöz çok genç yaşta kaybettik kendisini. Ve tabii ki ünlü Fatma Girik bir filmde oynuyorlar. Ve bir filmin bir gazino sahnesi var. O gazino sahnesi bizim düğün salonunda çekilecek. Bizim orkestramızda figüranlık yapacak. Çalmayacak sahnede. Çalıyormuş gibi yapacak. Ben de şarkı söylüyormuş gibi yapacağım. Fatma Girik'le Tugay Toksöz'le dans edecekler. Yövmeye 25 lira. Yani çekim kaç dakika sürecek bilmiyorum ama yani o dönem için fena para değil. Bana da söylediler. Ben kabul etmedim. <laughs> Hatta şef çok kırıldı bana. Çok kırıldı hem de niye kabul etmiyorum diye. Ben kabul etmedim. Neden kabul etmedim? Söyleyeyim. O zamanlar tabii televizyon falan yok. Sinemalar çok gözde. E ne gidecek film. Hemen hemen kırklarının belki de yarısı filmi seyredecek. E koskoca memduh abi ya. Memduh ya. İstanbul'u Şişli düğün salonunda şarkı söylüyor. Bir filmde. Figüranlık yaparken görecekler. Karizma sıfır abi. <laughs> biraz ondan biraz da sevgilimin korkusundan yalan yok. Yalan yok. Sevgilimden korktuğum için figüranlığı kabul etmedim. Neyse işte aynı günlerde Cuma gecesi düğün var. Düğün salonunda buluştuk ile beraber. Şef geldi. Böyle her zaman yattığı gibi neşeli, keyifli. Ağzında cigara çekmezdi de dumanın içine hep durdu çıkar orada. Böyle pantolonun ke kemerini toparlayarak. Arkadaşlar dedi yılbaşında Galata Kulesi'nde çalıyoruz. Wow! Hakikaten wow! Diğerlerini bilmem ama benim için wow! Kırklar gelmişim. Yaşım 20. Galata Kulesi'nde şarkı söyleyeceğim. Wow! Değil mi? Ve 35 lira yevmiye alıyorum normalde. Düğün salonunda, düğünlerde. O geceki yevmiyeleri de açıkladı şef. 175'er lira alacağız. Ve kim bilir ne biçimde bağış çıkacak. Öyledir. E, hemen provalara başladık. Provalar, 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 provalar. Evet. Benim için önemli olan şarkıların sözleri değil. <laughs> müziği notaları tam söyleyebilmem. Ben mutlaka yabancı şarkıların, İngilizce, bilhassa İngilizce söylüyorum az da İtalyanca var. Şarkıların sözlerini, ilk mezurlarını mutlaka biliyorum zaten. Eğer ezberleyememişsem ikinci mezurlarını da <laughs> atıyorum. Yalan yok. Neyse o gün geldi. O gün 31 Aralık geldi. Galata Kulesi'ne gittik. Tabii çok erken saatlerde gittik. Hem enstrümanlarımızı kurduk. Hem de prova yaptık. Prova yaparken tombul, bembeyaz tenli, simsiyah saçlı, hafif kemerli burunlu, 17 yaşlarında, 17-18 ki yokmuş zaten o zamanlar, yaşlarında bir genç kız geldi annesiyle beraber. Adı Üket soyadı Duru. O da prova yaptı. Ben de o prova yaparken annesiyle biraz sohbet ettim. Çok hanımefendi bir kazındı. Neyse. Sonra Nevin Pere var. O dönemlerin ünlü sopranosu artık klasik müzik söylüyor. Para, para kazanacak. Yok çünkü. Klasik batı müziği ya da çok üst düzey elitlerin dinleyebileceği Burjuva'nın ki olmayan Burjuva'nın dinleyeceği müziği müşterisi yok Türkiye'de. Hala yok. O zaman da yoktu. Bugün belki biraz daha fazla var. Nevin Pere, Selahattin Erköse grubu eşliğinde şarkı söyleyecek. Selahattin Erköse'yi ise dayıcımdan dinliyorum. Mektuplaşıyorlar sık sık. Dayımın Ankara e, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bandosundan e, asker arkadaşı Serhat Nerköse. Tabii ben e, onlar prova yaparken onlar da aşağıda gelmişler. Serhat Erköse ve Nevin Pere. Bu yalnız artık daha sonrasını anlatıyorum yani. Provadan daha sonrasını anlatıyorum. Yani sahneye çıkacağımıza yakın. Yok pardon sahneye çıkmışız biz. Ben şarkılar söylemişim ara vermişiz. Arada işte Nüket Dur çıkacak sahneye. Üvertür sanatçı o zamanlar. Ben de aşağıya indim. Geneviz köşesinde duydum Selahattin Erköse ve Nevin olduğunu. Yanlarına gittim. Selahattin Erköse'ye kendimi tanıştırdım. Dedim ki ben Memduh Bayraktar olayım. Kırklar lerinden Sezai Çetin'in yeğeniyim. Aa dedi. Tombiş bir adam. Ufak tefek de böyle zor kalktı. Yerinde oturuyordu kalktı. Hemen Nevin Hanım'a döndü. Dedi ki dayısı dedi Neyzen ve Udi'dir. Müthiş bir köy çocuğudur dedi. Ankara dedi. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı bandosunda beraberdik dedi. Dedim efendim hala mektuplaşıyorsunuz. Evet evet dedi hala mektuplaşırız dedi. Çok severim Sezai dedi. O da sizi çok sever dedim. Nevin Per dedi ki bana siz dedi ne yapıyorsunuz? Dedim efendim ben işte yukarıdaki orkestranın solistiyim dedim. Az önceki şarkıları siz mi söylediniz dedi. E evet ben söyledim dedim. Ya sizin dedi çok oktavlı ve güçlü bir sesiniz var dedi. Neden dedi opera söylemiyorsunuz? Müzik yani konservatuvara gittiniz. Konservatuar dedi böyle. Sadece soru şeklinde. Yok efendim hayır ben nota okumayı bilmem dedim. Selahattin Erköz'e dedi ki dayısı dedi gazete gibi okur notaları. Hanımefendi dedi. Ben efendim dedim de imkan bulamadık. Nota öğrenemedim. Öyle Söylüyorum kulaklıktan söylüyorum. Ama dedi yazık etmişsiniz. Çok gençsiniz daha dedi. Siz dedi mutlaka konservatuvara gidin dedi. Çok güçlü sesiniz var. Çok oktavlı bir sesiniz var. Hem de iyi bir ses dedi. Çok teşekkür ettim. Mahcup oldum tabii o kadar. Nevin Pere tarafından övülmek. Çok da hoşuma gitti. Neyse izin istedim. Tekrar çıktım yukarıya. Nüket Durun'un programı bitti. Bizim program başladı gene tekrar. Ben yine şarkı söylemeye başladım. Fakat o sırada daha önce görmüştüm Galata Kulesi restoranını bilenler var mıdır bilmiyorum restoran katını. Pencere eşleri vardır böyle o pencere içinde kurulmuş masalardan birinde dönemin en önlü en güçlü aktörlerinden biri olan ki soy isminde güçlü Uğur Güçlü o da sonra rahmetli oldu. Kötü bir olaya kurban gitti. Eşi Emel hanımefendi eczacı Emel hanımefendi çok ünlü bir eczacı Nişantaşı'nda eczanesi olduğunu duyardık. O ve yanlarında iki çift var ayrıca. Ee, onlar dansa kalklar ben şarkı söylerken. Dans ettiler, dans ettiler. Biraz daha hareketli şöyle e, parçalara geçtik. Tom Jones'un ünlü bir Help Yourself şarkısı vardır. Help Yourself. Gençler siz bilmezsiniz ama benim kuşağım mutlaka bilir. Tom Jones'un çok önemli ve çok güzel şarkılarından biridir. Ben şarkının ilk mezurunu yine her şarkıda olduğu gibi Eksiksiz söylüyorum. Sözlerine hiç bir tek kendimden katkı yok. <laughs> Fakat ikinci mezuru söyleyeceğim. Uğur Güçlü'nün masasında oturan çiftlerden biri de adam kısa boylu, tombiş, karısı kendisinden uzun, narin bir kadın. Dans ediyorlar. Adam da benle beraber her serpi söylüyor. Tam da önümde söylüyor. Bakıyorum ki hakikaten sözlerini söylüyor. Tabi sesini çok net duyamaz ama da iyi söylüyor yani. Şimdi ikinci mezura geçeceğim atmam lazım. Ya da hiç söylememem lazım. Düşünüyorum araya girdi orkestra ara şey var. Sonra da bir saksifon geçişinden sonra da tekrar melodiye başlanıyor. Hemen aklıma geldi o saksifon geçişiyle beraber mikrofonu o şişman amcanın şişman <laughs> abinin ben tabii 20 yaşındayım o da o zamanlar 30 yaşlarında falan ağzına dayayı verdim mikrofonu. Arkadaşlar be adam bir Herpy Yourself söyledi ki olacak gibi değil. Gerçekten muazzam. Herpy Yourself bitince herkes dansı bıraktı. Arkadaşı alkışladı. Ben tabi yalan yok kıskandım. Kıskandım ama adam İngilizce teşekkür edince anladım ki İngiliz. E yani. Neyse o repertuvar bitti çıktık. Benim şefim bana dedi ki Trakyalı öyle derdi bana sürekli. Adım yokmuş gibi ben de hiç Üstelemezdim zaten. Öyle şeyleri dert etmem. Gördün mü dedi. Adam ne biçim söyledi dedi Help Yourself'i. E dedim ya adamın kendi şarkısı tabii söyleyecek. Ben de ah teren kara tören, ondan bin kere daha iyi söylerim dedim. Gülüştük, <gülüştük falan. Ondan sonra Mehmetten Taner'e çıkacak sahneye. Tabii sonra da e, Nevin Pele az solist. Gel gece saat 12'yi onlarla geçecekler. Sonra da her yerde olduğu gibi dansöz fazla başlar. Fakat ben gündüz, gündüzden daha sevgilimle buluşmuşum. O da Beşiktaş Kız Lisesi'nde okuyor. Onu Beşiktaş Kız Lisesi'ndeki okulundan almışım ders çıkışı. Beşiktaş'taki Ergun Pastanesi'nde bir şeyler yemişiz. Oradan da onu bindireceğim otobüse. Barbaros'ta e, subal lojmanlarında oturuyor. Oraya gidecek. Sohbet ettik. Annesiyle babası Harbiye de o zamanlar ki eski evinde yılbaşı balosuna gidecekler. Onu da çağırmışlar. O dedi ki bana ya ben dedi gitmek istemiyorum ama dedi ne yapayım dedim sen bilirsin. Ama sen dedi saat 12'de gece tam 12'de bizim evin önüne gelemezsin değil mi dedi. Yo gelirim niye gelmeyeyim dedim. Ha, evin önüne gelse hiç olmaz yılbaşında beraber gitsek dedi. Böyle el salacağız birbirimize. Ev beraber gideceğiz dersem subay lojmanlarında onların evine gidecek değilim. Ha? He. Sıkar her taraf asker zaten. <laughs> 12 Mart yapılmış. <laughs> Kayınpederim 12 Mart sıkı yönetim komutanlığı. Sıkı yönetim komutanlığı merkez komutanı kurmay başkanı. Osman Fazıl Polat Paşa'nın, Kor General Osman Fazıl Polat Paşa'nın kurmay başkanı. Kor, kurmay albay. Kıdemli kurmay albay. <laughs> Sıkar yani. Öyle. Pencerenin altına gideceğim. El sallayacağız birbirimize. Gelirim dedim. Söz vermiştim. Bunu anlattım şefime. Dedim ki ya şef bana ne olur müsaade et ya. Benim için çok önemli. Nasıl olsa bundan sonrası gider. En azından enstrümantan çalarsınız falan. Güldü şef. Dedi ki bak Gövmeyi vermem ama dedi. Anladım bu laf yaptığını. Öyle gövmeyi vermeyecek bir adam değildi. Adil bir arkadaştı. Adil bir dosttu. Ben de güldüm. Vermesen verme dedim. Ama benim gitmem çok önemli. Söz verdim çünkü dedim. Peki peki git dedi. Ve ben arkadaş hemen oradan palotomu aldım. Koştum. Asansör vardır Galata Kulesi'nde. Asansör dolu. Merdivenlere 8 kat ama genç ya 20 yaşındayım. Pırt aşağıya kapının önünde beyaz 1965 model hiç unutmam bir şaurele duruyor. Hemen şaurelenin kapısını açtım bindim. Çek dedim Barbaros'a Serencebey yukarısından. Tamam dedi hemen pırt arabayla geçtik gittik Bankalar Caddesi'ne. O zaman gidiş geliş caddeden. şimdiki bir tek yön değil. Bankalar Caddesi Karaköy'den Tophane'den gidiyoruz. Yol bu Kaç para dedim? <laughs> Arabaya bindikten sonra abi iki onluk versen yeter dedi. Vallahi dedim 15 lira param var. Bazı yok. E borcun olur abi dedi ya. Yok borç morç dedik. Ne, borcum olmaz dedim. Helal olsun abi dedi. O zamanlar saat de yok. <laughs> Arabalarda saat yok. <laughs> Bindik gittik abi. Ben 12'ye herhalde 2-3 kala falan. Tam da Barbaros'ta subay lojmanlarının evin önüne geldim. En önde lojmanda oturuyorlar. Yani kuş bakışı 30 metre var ya da yok aramız. Ama tabii etraf ışıklı. O zamanlar da olsa gene çünkü askeri yer. Ee, öyle giriş çıkış kolay değil. Ve ben arkadaş baktım iner inmez sevgilim de pencerede bekliyor zaten açmış perdeyi. Gördüm. Ya birbirimizin gözlerinin içini göremiyoruz tabii ki ama birbirimizle göz göze olduğumuzun ikimiz de farkındayız. Gece saat 24. Hakikaten o zamanlar öyleydi şimdi öyle mi bilmiyorum. Bütün İstanbul karardı el salladım, o da el salladı. El salladım, o da el salladı. Birkaç dakika daha o kadar. Bakışma sadece. Sadece bakışma. Sonra ben bir daha el salladım. Yolun karşı tarafına geçtim. Cepte para yok. Fatih kız taşına kadar yürüdüm. Fatih kız taşına kadar <laughs> yürüdüm. Ee, Nazım'ın dediği gibi dudağımda tembel bir ıslık. Neşem keyfim yerinde. Öğümden gelen geçen küçücük taşlar ya da gazete, o zamanlar pardon, sigara paketleri yollara atılır dışında atılır bilmiyorum. İstanbul, Türkler, atarız biz. Onları tekmeliyorum falan. Evet, Barbaros'tan, Selencebey yokuşundan ta Fatih Kıstaş'ına kadar yürüdüm be. Aşk, rağmen sevmektir derler ya. Aşk, müthiş bir şeydir ya. Sevgilimle o aşkı yaşamak, sevgilimin bana o aşkı yaşatması dünyanın en güzel şeyleridir. Aşk halen çok güzeldir inanıyorum. Aşk öyle moda bir şey değildir. Her zaman, her zaman, her yılda üstünden daha milyonlarca yılda geçse inanıyorum ki aşk mutlaka yaşanacaktır. Hani yapay zeka, mapay zeka deniyor ve ben de diyorum ya yapay zeka ile mücadele edebilecek insanlar yetenekleri, iletişim yetenekleri olan insanlardır diye. Yapay zekanın her şeyi olacak canlarım. Ama aşk aşık olamayacak iletişim yeteneği olamayacak. İşbirliği anlayışı olamayacak. Onun için sakın oda sevmekten korkmayın. Hepinizi gözlerinizden öperim. Güzel bir pazar günü diyorum hepinize. Hoşça kalın canlarım. Yarın sabah 7'de görüşmek üzere.